İtiraflar videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar video buraya kadardı, kendinize iyi bakın. Ben bu saatten sonra yokum. Evet hanımlar beyler, an itibariyle uzun zamandır beklediğiniz o itiraflar videosu şu anda sizlerle beraber. Şimdi benim normalde bir saat sonra sporda olmam gerekiyor ama ben ne yapıyorum? Gerizekalı gibi burada sizin itiraflarınızı okuyorum. Sanki başka işim gücüm yok. Şimdi sizinle beraber bol proteinli bir smoothie hazırlayacağız. Onunla birlikte de sizin itiraflarınızı okuyacağım. Vallahi bırakıp gideceğim artık, yeter artık. O zaman ilk itirafla hemen başlıyorum. Kız arkadaşımın en yakın erkek arkadaşıyla 3 ay boyunca her anlamda takıldık. Ne diyor ne diyor? Kız arkadaşımın en yakın erkek arkadaşıyla. Daha ilk seferden bir erkek arkadaşımız kız arkadaşını aldatmış. Üstelik kız arkadaşının en yakın erkek arkadaşıyla. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu aldatmanın çift taraflı hali. Hadi kız arkadaşını aldatıyorsun. Lan bari erkekle aldatma, bu kız bu travmayı nasıl atlatacak? Hayatı boyunca kızın hayatını karar. Bir tane ultra tükürük. Allah seni bildiği gibi bütün mutfak tükürük içinde kaldı. Şimdi öncelikle bir su bardağı yulafımızı bu mikserimizin içine koyuyoruz. Mikserimizi takıyoruz. Mikseri takacağız. Aa! Kız bu niye? Kız gitsene alttan. Mikserimizi taktık. Şimdi içerisine badem ekleyeceğiz. Korkak alıştırmıyoruz kendimizi. Asla bademi gayet rahat bir şekilde düzgüncene. Kız bu kadar badem yeter, yanlışlıkla duvarı delmeyelim. Arkadaşım bir kere donumu sokak ortasında aşağı indirmişti. Benim bir arkadaşım vardı, şimdi aklıma geldi. Allah da senin bir türlü belanı vermesin. Galiba lise 1 veya 2 tam hatırlamıyorum, okula beraber bir yürüyüşe gittik bir ormana. Böyle ama hani Belgrad ormanı gibi bir şeydi. Biz yürüyüş yaparken arkadaşım dedi ki, aa dedi arkanda bir şey yapışmış. Nereye oturdun sen dedi. Ben de zannettim ki hani ağaçların böyle sakızları falan oluyor ya, çam ağaçlarından. Zannettim o falan yapışmış, tedirgin oldum. Dedim ki hemen çıkıyorsa çıkar yani, onu lekesini falan şey yap. Bu da tamam dedi, eğildi arkamdan. Ay dedim dur eğilme kız, şimdi hemen burada mı? Ay hemen ben yapamam öyle maşayı, public yapamam ben, oğut doğru olmuyor. Neyse bu böyle tam şaka şak diye bir indirdi. Benim malafat ortada. Ay yemin ediyorum hayatımın en rezil anıydı herhalde. Ay ben de benim bütün hayatım rezil, rüsva, fitne, fesatlıkla geçiyor. Her anlattığım olayda da bu en rezil olay, bu en rezil. Değil, daha rezili var. Dur bir daha rezili geliyor. Şimdi bademi de ekledik üzerine. Çok özür dilerim ama girmem gerekiyor. Üzerine fındık ekliyoruz. Fındıkları da eklediğimize göre. Şimdi bir de muz, çünkü tadının güzel olması lazım. Bir muz ekleyeceğiz. Hemen şuradan mı? Ay espriyi anladınız mı? Kız benim bazen böyle ince esprilerim var, herkes anlayamıyor. Kuzenler WhatsApp grup profiline senin yazmalı olan fotoğrafını koydum. Kız! Beni rezil ettiniz el alem, beni yedi düvele. International rezillik yaşıyorum ben artık ya. Bir dönem dedim ki anne rolü yapayım, çok güzel, insanlar beni çok sever anne rolüyle bilmem neyle. Hani çok güzel anne şeyi yapabiliyorum, kendimi o rolle bütünleyebiliyorum. Bu yazmayı taktığımdan beri başıma gelmeyen kalmadı kız. Beni bütün Türkiye yazmalı tanıyor. Geçen yolda biri gördü, diyor ki yazmayı taksana bir bakayım. Kız yanımda yazmayla mı dolaşıyorum ben? Kız bu muzlara ne oldu, buzdolabında simsiyah olmuşlar, canım da çekmedi diye. Ay yemin ediyorum canım çekti, ekse böyle siyah ama kara kara. Ay. Şimdi şuradan bir başını atalım önce. Biliyorsunuz başı en güzel yeri her zaman. Her zaman başı en leziz. Çünkü ilk orası kararmaya başlıyor. Severiz biliyorsunuz. Siz de seversiniz. Siz de yiyin muz. Siz de her gün yiyorsunuz. Ben onu biliyorum. Şimdi bu muzun da... bak muza ne olmuş. Bu yenir mi kız? Bu yenir mi burası? Cevap verin bakayım. Yenir. Yenmez. Bu siyahlaşan yerleri bir atalım aşkım. Ben normalde kara kuru şeyler sevmem. Benim için böyle pembe, beyaz. Ay neyse bunu da içine atıyoruz. Bu ne diyor kız? Men mi hav ham be şe me yek be şe mi çe mi ce mi he mi? Bu nasıl bir harf kız böyle? Altta 3 tane nokta var. Nasıl yanar döner bir şey mi bu? 3 tane harf aynı anda mı söylüyoruz? Ne yapıyoruz bunda? Be çe de şe te he. Bu nasıl bir şey? Ay hemen bunu çeviriyorum. Bak ben anlamıyorum bu dillerden. Çevirisine baktım. Ba senden bebek sahibi olmak. Aşkım benden çocuk yapacağım. Hadi ben zaten çocuk mocuk sevmiyorum. Hayır hadi ben zaten çocuk mocuk sevmiyorum. Ay çocuk benden uzak, ben çocuk sevmiyorum.
Ay Allah'ım, bu yaşımda baba mı oluyorum, anne mi oluyorum, teyze mi oluyorum, o da belli değil. Ortaya karışık bir şey mi oluyorum? Bu çocuğun hem halası hem dayısı mıyım, hem amcası hem teyzesi miyim? Nasıl olacak? Bir elimi yakayım ka, bir elimi yakayım. Ay havlu da yokmuş. Neyse şöyle üstümüzü sürelim. Havluyu yeni yıkamıştım. Şu anda ne olacak üstüme sürdüm? Ben sizi biliyorum. Siz gece yatmadan önce burnunuz tıkandı da burnunuzu silip yatağın kenarını sürmeyin. Ben sizi de biliyorum. Beni sakın konuşturmayın. Ne demiş? Senden hoşlanıyorum. Hadi, hadi. Senden hoşlanıyorum. Önce sen bir söyle bakayım. Senin paran var mı? Senin evin, araban var mı? Senin yatın, katın, atın, köyde arsan, yazlığın, kışlığın, ayrı ayrı şehirlerde konutların var mı? Bunu bana bir söyle. Sen olur da biz anlaşamazsak, boşanırsak sen her ay bana 100 bin dolar nafaka verecek misin? Sen bana bunu söyle. Ben istediğimde ben Amerika'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, Japonya'ya, Kenya'ya gidebilecek miyim? Sen bana bunu söyle. Oldu. Ben AVM'de geziyorum. Herhangi bir yerde bir tane marka bir tane çanta gördüm. Bu çantanın fiyatı oldu ki diyelim ki 500 bin TL. Sen bana bunu alabilecek misin? Sen Acun Ilıcalı kadar zengin bir insan mısın yoksa değil misin? Bana bunları söyle. Üstüme limitsiz kredi kartını yaptıktan sonra nikahı kıydığımız gün bana hemen bir mücevherat alıyorsun. Ben de böyle bir insanım canım ya. Hayır, aşktan daha da önemli şeyler var. Ben size bunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi birine aşık oldun. Gidiyorsun buluşmaya. Oturdun. Aşkım, sevgilim, bir tanem dedin. Arada bir şeyler oldu. Hani para? Hani para? Her şeyin bir karşılığı var. Her şeyin bir karşılığı var. 8 milyar insan içinde eğer ben sana bakıyorsam, seni öpüyorsam, seni kokluyorsam, seni seninle ilgileniyorsam demek ki bunun karşılığı paradır canım. Ay bu gidişle biz herhalde kötü yola düştük. Şimdi içerisine sütümüzü ekliyoruz aşkolar. Sütümüzü ekledik. Şöyle bol bol korkak alıştırmadan ekliyoruz. Ekle. Ekle. Bir de son olarak spor yaptığım için şöyle çok az bir protein tozu ekleyeceğim. Ben normalde protein tozu vesaire bunlara karşıyım ama kilo almaya çalışıyorum şu anda. Çok kısa bir süre kullanıp sonrasında bırakacağım. Her yere burnuma amonyum sırfat kaçtı kız. Şimdi aşkolar kapağını kapatıyor. Kapatıp kilitliyor. Üzerinde de kapattık. Şimdi son bir itiraf, sonra mikseri çalıştıracağız. Artık yapacak bir şey yok. Mikseri çalışacak bir şey yok. En yakın arkadaşım eski sevgilimden hamile kaldı. Ay sana inanmıyorum. Seni rezil, seni küstah, seni pislik. Yatacak kimseyi bulamadın mı? En yakın arkadaşının eski sevgilisi. Racona ters. Racona ters. En yakın arkadaş dediğin nedir? Senin sevgilinin yanında duracak eniştesi. Bunlar enişteci. Allah belanı vermesin. Ay şu anda bir sinir geliyor. Hemen çalıştır. Ya kız bir şey diyeceğim, bu niye çalışmıyor? Allah Allah. Kız bozuldu mu acaba, yerine mi oturtmadım? Yo bak, yerine de oturmuş burada. Kız ben ne yapacağım buna? Ana kız bozuldu mu, bu nasıl çalıştırıcı? Bakayım arkasına bir şey. Kız fişi de. Ay fişi takmayı unutmuş şu. Hemen fişimizi takıyoruz. Bunu da prize takıyoruz. Ve çalıştıran zi. Ay yeter kız. Yeter artık. Ay bacım bu çok yoğun olmuş. Biraz süt eklememiz gerekiyor. Buna azıcık bir şöyle üstten biraz süt ekleyelim kız. Ben bu kadar yoğun içemem. Kız mercimek çorbasına döndü iyice bu. He. 21 yaşında öz babamın babam olmadığını öğrenmek en baba itiraf. Ay aklıma mukayyet ol. Ben de 21 yaşındayım. Acaba benim babam mı babam değil yoksa anam mı? Ay ben... Ay aşkım Allah korusun, sen hemen bir Esra Erol'a, bir Müge Anlı'ya, bir yere başvur. Hemen senin babanın kim olduğunu bulsunlar. Kız. Ay sana kıyamam. Sana kıyamam. Ben senin baban olurum aşkım. Ben senin baban olurum. Ben senin üvey baban da olurum. Ay kıyamam ya. Kız ne kadar üzücü bir şey ya. Ben şimdi şakalaşıyorum. Ama gerçekten çok üzüldüm ya. İçim kan aldı. Ay Rabbim inşallah yardımcın olsun ya. Seni inşallah... Kız ben de diyorum, bu ıslaklık nereden geldi? Altıma yaptım zannettim. Elimi yıkayıp üstüme sür. Ay vallahi altıma yaptım sandım. Gece yatmadan önce ileride evleneceğim kişiyle ilgili hayaller kuruyorum. Lütfen ismimi verme. Kız ismini vermeye ne gerek var? Bütün Türkiye'nin %90'ı şu anda bunu yapıyor. Türkiye'dekilerin %90'ı gece uyumadan önce hayaller şeyler. Sonra ne? Bu kadar hayal kuruyorsunuz. Ay ben de geçen gün gece hayal ederek uyuyayım dedim. Böyle hayaller mi, bilmem neler, böyle düşünceler. Kendi hayal dünyamı genişlettim. Sonra gece uyudum. Arizona kertenkeleri rüyamda çiftleşiyorlar kız. Ay ben ne hayal ettim ki ben kertenkele... Ay. Yalnız şuna bir tadım testi yapalım. Belki tadım adı güzeldiyse şimdiden çöpe gitsin. Bununla mı uğraşacağız kız? Hemen şöyle bir shot atıyorum.
Hemen bir shot atıyorum aşkım, bir tadını görelim yani. Shotlık güzel gelir. Stresi alır. Aşkım bu smoothie'den başka her şeye benziyor. Bak nimettir, beni konuşturmayın. Bir şeye benzeteceğim şimdi. Bu nasıl bir yoğunluk ya? Ay. Bakın tadı nasıl olmuş kız? Aşkım bu yoğun ya, böyle aktı gitti. Benim midem bulanır böyle. Ben yoğun bir şey yiyemem, içemem. Bu nasıl bir şey? Smoothie yapacaktık. Bu iyice. Süt ekle bacım, süt ekle. Süt ekle. Bu nasıl bir şey? İğrenç oldu. Ay Allah'ım, tansiyonum. Ama niye oldu biliyor musunuz? Ben içine iki tane muz ekledim. Beyin yok ki bende. Beyin yok. Niye iki tane ekliyorsun? Neyine yetmedi bir tane? İki tane muzu sen nereye acaba? Bakayım be, en azından bir dökülüyor mu? Ay bu hala çok yoğun. Hemen bir diğer itirafımı. Kafede lavaboya gitmek için kalktım. Girişteki camı görmedim, oraya çarptım. Ay ben de geçenlerde spordan çıktım. Dedim ki bir mağaza falan bir şey gezeyim. Mağazanın girişi full cammış. Benim de kulaklık takılı. Ben bir spordan çıktım. Böyle yine böyle. Güneş gözlüğü de takılı gözümde. Sen cama bir gir. Ama Allah'tan kimse görmedi. Benim beynim nevrim döndü. Zaten mağazaya girmedim. Cama çarptım, geri döndüm. Cama çarptıktan sonra kendime geleyim derken baktım çıkışa gelmişim. Birini bana bağlamak için medium ile anlaştım. 900 TL dolandırıldım. Seni belanı vermesin. Normal aşk neyinize yetmedi? Bütün millete medium, büyü müyü bir şeyler yaptı da herkesin bacakları çarpık. Kimse yolda düz yürüyemiyor. Kimsenin kısmeti açılmadı. Hepimizin kısmeti kapalı. Kız ne yapıyorsunuz? Dünyanın içine ittiniz ama. Kral adamsın, videoların harika. Bana mı diyor bu? Bana mı söylüyor? Kime söylüyor? Bir adamsın falan. Ay teşekkür ederim canım. Teşekkürler birader, eyvallah. Adamsın. Allah'ım. Yakın arkadaşımın sevgilisiyle o da evdeyken birlikte olduk başka odada. İyi bok yedin gerizekalı. Bir de bunu marif etmiş gibi anlatıyorsun. Böyle itiraf mı olur? Böyle şey mi olur? Senin sevgili yan odada, sen nesin, iç mimar mısın? Bütün odaları tek tek gezip ne yapıyorsun? Kızım bak, delirtme beni. Seçim adını veririm. Makbule. Annemle komşumuz misafirlikteyken komşu kızıyla yardım. Yani öbür gün ben misafirliğe çocuğumu bırakıp gidebilecek miyim? Benim çocuğum ben misafirliğe gittiğim zaman ne düşüneceğim misafirlikte oturuyorken? Ben misafirlikte çayımı içiyorken bunu mu düşüneceğim? Benim çocuğum acaba şimdi kime kime birlikte, kime yatıyor? Aşkım devir değişti. Arkadaş ortamında zenginmiş gibi davranıyorum ama aralarında en fakir benim. Bil bakalım başka kim böyle? Bil bakalım başka kim böyle? Bil tahmin et. Şaka yaptım, ben değilim ama eski liseden bir arkadaşım böyleydi. En zenginmiş gibi davranıyordu. Sürekli böyle işte ailem bana şu kadar para verdi. Yok anneannem bana şu kadar dolar verdi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Bilmem ne. Bunun telefonu iPhone 6 mı neydi? O zamanlarda da böyle iPhone 11 miydi? iPhone X miydi ne, öyle bir şey çıkmıştı. Sürekli şey diyordu. Ay benim telefonum eski ama benim annem yeni telefon aldı, sadece okulda kullanmıyorum. Lan sen evdeyken biz mesajlaşıyorduk, senin telefonun yine eskiydi. Sen kimi kandırıyorsun? Zenginim diye ortalarda geziyordun. Babanın eski ayakkabılarını, kıyafetini, bilmem nelerini giyiyordun. Hayır, fakir olabilirsin. Fakirlik bir sanattır, fakirlik bir ilimdir, irfandır. Bak mesela ben çok kaliteli bir fakirim. Ama yani zenginim diye yalan söylemek de ne kadar ucuz bir hareket. Mesela bir insan niye zenginim diye yalan söyler ki? Paran varsa harca, yoksa sus otur yerine. Ay gelin şu smoothie'den birazcık doldurayım da azıcık içeyim. Kız içim yandı vallahi, birazcık vitamin olsun, birazdan spora gideceğim. Aa kız bu niye her yerden döküldü böyle? Ne oldu kız, üstten de akıtıyor bu. İki taraftan mı akıtıyor, bu nasıl bir şey kız? Tek taraflı olmuyor mu? Bu nasıl bir şey ya? Ali'nin aldığı mikser de böyle, Irak'tan getire getire bu mikseri getir. Getirsene bir tane Philips. Ben her gün herkese aşık olup ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranıyorum. Aşkım şu an bu videoyu izleyenlerin emin ol hepsi aynı durumda. Eminim ki her biriniz bir otobüs durağından öbür otobüs durağına gidene kadar 5 kişiye aşık oluyorsunuz. Otobüsten inip eve gidene kadar 10 kişiye aşık oluyorsunuz. Eve gidip kafanızı yastığa koyduğunuzda yine onu düşünüyorsunuz. Hayatımıza kimler girerse girsin, kimden hoşlanırsak hoşlanalım, o bir kişi hayatımıza, değil mi? Değil mi? Değil mi? O bir kişi, o bir kişi. Allah onun belasını, Allah onun belasını. O zaman şimdi onun şerefine kaldırıyoruz demek isterdim ama şerefi olsaydı beni bırakmaz. Ben dünyayı gezmek istiyorum ama para yok. Bunlar hep hayal olarak mı kalacak eser? Paran yoksa tabii hayal olacak. Ne yapacağım? Parayı nereden bulacağız sana? Paran yoksa hayal kalacak. Sen ne mi uğraşacağız kız? Cebine para mı koyacaksın dünyayı gez diye? Otur oturdu yerde. Paranız kadar konuşun. Yani sonsuza kadar susun. Sınıfta grupça verdik. Ne verdiniz kız? Kız ne verdiniz sınıfta? Grupça, grup teslim ödevi mi? Grup ödevi mi? Ne verdiniz? Yıl sonu proje ödevi mi? Ne bu? Biz de veriyorduk grupça ama biz hani proje ödevi falan. Ay bu ne veriyorlar? Dokunam, telefona dokunamıyor. Bu ne diyor kız? Anne oluyorum. Tamam canım anne, tamam hadi hayırlı olsun. Ne diyek, Allah analı babalı büyüsün. Ay bu millet de gece yaptığı alafortanfoniyi bana anlatıyor. Kız anne oluyorsun. Aferin kız. Ne anlatıyorsun bana acaba? Anne oluyorsun. Tamam canım benim. Hayırlı olsun. Profilinde de zaten gelinlikli fotoğrafını koy. Tamam aşkım, en büyük gelin sensin. Sen Türkiye'nin gelinisin. Kendine gel. Aa! Bak bak ne yazmış. Dayımın oğluna verdim.
Hadi bir bok yedin. Bir şey yaptın. Onu anladık zaten. Bir şey yaptığını anladık. Kız akrabanın içinden bari çıkın. Gözünüzü seveyim. Akraba ilişkilerini bozdunuz. Bak Müge Anlı bu olaylar yüzünden gece yatamıyor. Kendinize gelin. Beni sinir etmeyin. 8 milyar insan. Bitti kaldı dayının oğlu. Allah senin belanı vermesin. Gratis'te, Watson's'ta, Rossmann'da ürünleri açar bakar test eder. Ona göre alırım. Ne yapayım? İyi bok yiyorsun. Senin gibiler yüzünden biz rafın en arkasındakiler almaya çalışırken 5 tane fıtık ameliyatı geçiriyoruz orada. Terbiyesiz. Niye açıyorsunuz ürünleri? Biri de hakkına girip kul hakkına giriyorsunuz. Ay benim hakkım haram olsun sizin gibilere, sizin yüzünüzden. Ben geçen mağazada bir tane ürün aldım, eve geldim yarısı yok. Mağazaya geri gittim, dedim ki hanımefendi bunun emeli çok yanlış duruyor. Yani ben kaç emeli aldım, bunun yarısı boş. Kadın bana ne dese beğenirsiniz. Ay kullanıp getiriyorsunuz siz de. Kef! Bak senin adını veriyorum Semiha. Bunlar yüzünden oluyor bu. Aşklar bir videomuzun daha sonuna geldi. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, güzellikle kalın, namusla, şerefle, haysiyetle kalın. Haydi görüşürüz.